İyi günler sayın seyirciler. Saatler 8'i gösteriyor. 24 Ekim gündemiyle hafta sonu sabah haberle karşınızdayız. Yaklaşık 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız sayın seyirciler. Birlikteliğimizin ilk bölümünde haber merkezimize yaşayan başlıklara haber merkezimize yansıyan başlıkları aktaracağız. Ardından ülkemiz gazetelerinin manşetlerine bakacağız. Yine son bölümümüzde Türkiye gazetelerinin manşetleriyle hafta sonu sabah habere devam edeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden haber bültenimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara, İstanbul ve Hatay'da gerçekleştirdiği temasların ardından dün gece adaya döndü. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'deki temaslarının son durağı olan Hatay'da Altın Özü 5. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Kıbrıs konusunda da mesajlar veren Tatar, hedeflerinin Kıbrıs'ın kuzeyinde egemen bir Türk devleti yaratmak olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da Altın Özü 5. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkıyla Hatay halkının et ve tırnak gibi olduğunu söyledi. Bugün de Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiğimiz mücadele bu coğrafyadaki varlığımızı, bu coğrafyadaki milli kimliğimizi ve ulusal menfaatlerimizi koruma bakımından birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha buradan sizlerle paylaşabilmenin gururu içerisindeyim. Bizim yolumuz sizlerle beraber olan yoldur. Dolayısıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde egemen bir Türk devleti, egemen bir Türk devletiyle Türkiye'nin her türlü münasebetleri, Türkiye'yle olan gönül birliğimiz, kader birliğimiz, sizlere olan muhabbetimiz, sevgimiz, saygımız ve haliyle ulusal bakımdan daha güçlü olabilmek için bu siyasetin devamıyla güçlü ve büyük Türkiye ve ta İskenderun Körfezi'nden Ege Adalarına kadar 2000 kilometreden daha uzun bir sahil şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'in kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bağımsız egemen işbirliğiyle buradaki varlığımızın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması elbette gururlu, onurlu, haysiyetli Türk insanı için gönülden geçendir, temennimizdir, bu olandır, bunun olması gerekmektedir. Bunu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar'a hediyeler takdim edildi. Amma çekiyor ha. Cumhurbaşkanı Tatar Hatay'da Kıbrıs gazileriyle de buluştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da Belen Şehitler Abidesi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada geleceğe şehitleri unutmadan bölgedeki Türk varlığını ve devleti güçlendirerek emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay temasları çerçevesinde Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek şehitliğe çiçek bıraktı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an tilaveti yer alan törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitler Diyarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirdiği sevgi, saygıları iletti. Türk halkıyla gönül ve kardeşlik birlikteliğini vurguladı. Tatar, tüm şehitleri andığı konuşmasında her şehit haberi aldıklarında yüreklerinde acı hissettiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı adına burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yeni çağın gerekleriyle, teknolojiyle her türlü bizim kendi çoluk çocuğumuza, yeni nesillere verdiğimiz o dirayetli karakter yapısıyla, mukavemetçi gücüyle, maneviyatıyla, milli şuuruyla bütün bunları kendi çoluk çocuğumuza ve gençlerimize bu şekilde eğitmek suretiyle güçlü bir nüfus, güçlü bir millet ve hele hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye Cumhuriyeti bizlerin işbirliğiyle bütün dünyaya bu bölgedeki Türk varlığının ne kadar sağlam temellerde olduğunu bunu ifade etmek, bunu anlatabilmek bizlerin borcudur, bizlerin mükellefiyetidir. Tatar, Kıbrıs'la mücadelenin Türkiye ile birlikte devam ettiğini, Türk tarafının kopmaz bir parça olduğunu, asla bu bağların koparılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Kıbrıs'ta bir anlaşmanın ancak eşit iki devlet temelinde olabileceğini ifade eden Tatar, birlik beraberlik içinde daha güçlü bir devlet olarak yola devam edeceklerini söyledi. Tatar'a konuşmasının ardından plaket verildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Çarşısı'na da gezerek çarşı esnafı ve bölge halkıyla sohbet etti. Sayın seyirciler, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında
gazetecilerle Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde bir araya geldi. Toplantı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi beklediklerini söyledi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan'la Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye'nin sorunların iyi komşuluk çerçevesinde diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu yineledi. Bununla ilgili temasları sürdürdüklerini, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'la da NATO karargahında görüştüklerini hatırlatan Akar, Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz dedi. Biz hiçbir zaman gerilimi arttırıcı, gerilimi tırmandırıcı, provokatif eylemlerden, söylemlerden fayda sağlanamayacağını, bunun taraflarca bilinmesi gerektiğini, özellikle bazı siyasi figürlerin, kişilerin bu konuda öne çıktığını, bunun önlenmesi gerektiğinde muhataplarımız bir defa söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve tabii bu arada bazı ülkelerin de kışkırtmasıyla, teşvikiyle bu silahlanma başta olmak üzere bazı eylemler, bazı söylemler ortaya çıkıyor ki bunların da gerçekten orta ve uzun vadede hiçbir yararın olmadığının görülmesini, bilinmesini istiyoruz. Neden? Çünkü biz iyi komşuluk ilişkiler içinde Yunanistan'la beraber olmayı, beraber yaşamayı ve biraz önce söylediğim gibi zenginliklerden beraber faydalanmayı ve ülkelerimizin de güven ve huzur içinde, güven ve refah içinde yaşamasını temenniyoruz. Bunu söylüyoruz. Yunanistan'ın son dönem girdiği silahlanma yarışına ilişkinse Akar, bu Türkiye'ye karşı değil diyorlar. Peki kime karşı dedi. Bakan Akar, Türkiye'nin müttefikleri ve ortakları için hiçbir zaman bir tehdit olmadığını belirterek, Türkiye müttefikleri ve ortakları için güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Ayrıca ifade edildiği gibi ekonomik problem yaşayan Yunanistan'ın böyle maceralara girmesinin Yunan halkının hayatını daha da zorlaştıracağını görmek lazım değerlendirmesini yaptı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yeni kararları açıklandı sayın seyirciler. Buna göre Türkiye ve İngiltere'nin de dahil olduğu turuncu kategorideki ülkelerden gelecek kişiler ülkeye girişte test sonucu ibraz etmezlerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişte PCR veya antijen test yaptıracak. Bar ve klaplara ise aşısız kişiler kabul edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin pazartesinden itibaren geçerli olacak kararlarını açıkladı. Kararlara göre Türkiye ile İngiltere'nin de yer aldığı turuncu kategorideki ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelişlerle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu sunarak karantinasız gelebilecek. Ancak bu ülkelerden gelecek kişilere son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişte PCR antijen testi yapılacak. Turuncu kategorideki ülkelerden gelecek aşısız kişilerse yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz ederek 5 gün karantinada kalma koşuluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girebilecek. Öte yandan klap ve barlara sadece tam aşılı kişilerin girişine izin verilecek, aşısız kişiler kabul edilmeyecek. Sayın seyirciler, ülkemizde son yapılan testlerde 53'ü yerel 78 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı 90 kişinin ise taburcu edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 22.310 test sonucunda 53'ü yerel 78 pozitif vakaya rastlandığını, 90 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 3 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi. Açıklamaya göre 17 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 21 kişi Gazi Mausa, 2 kişi İskele ve 1 kişi Güzelyurt bölgesinden. Ülkemizde bugüne kadar toplam 3.370.081 test yapılırken toplam vaka sayısı 21.610'a ulaştı. 1213 kişinin tedavisi sürerken pandemi merkezindeki hasta sayısı 32, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7 olarak açıklandı.
Ülkede bugüne kadar 87 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 97, Türkiye'de ise 26.217 yeni vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten bir can kaybı daha oldu. 97 de yeni vaka saptandı. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 45.556 test sonucunda 97 yeni vaka belirlendi. 83 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği son 24 saat itibariyle ölenlerin toplamı 568'e, vaka sayısı ise 123.268'e yükseldi. Türkiye'de ise son 24 saatte 351.184 COVID-19 testi yapıldı. 26.217 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gaziköy'ü ziyaret ederek halkla buluştu. Erhürman burada yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkı için önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çekerek halkın artık dönüm noktasında olduğunu savundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Gaziköy halkıyla buluştu. CTP basın bürosundan verilen bilgiye göre Gaziköy Spor Kulübü binasında yer alan buluşmada konuşan Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde yaptıkları icraatları köy halkına aktardı. İstifa eden azınlık hükümetiyle geçen 10 ay hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Tufan Erhürman, söz konusu hükümetin zaten ölü doğduğunu ifade etti. En başından beri kriz masası kurulması gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, azınlık hükümetinin tek derdinin ise kurultay olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkı için önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çeken Erhürman, halkın artık dönüm noktasında olduğunu belirtti. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi iddiasında olduklarını vurgulayan Erhürman, uzun vadeli kalkınma planının öneminden de bahsetti. Kendi ayakları üzerinde duran ekonomi için üretimin önemine dikkat çeken Erhürman, devlet desteğiyle birçok alanda üretimin artırılabileceğini de sözlerine ekledi. Sayın seyirciler, Başbakan Ersan Saner'le ilgili sosyal medyada yayılan video konusundaki polis soruşturması devam ediyor. Polis olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişiyi daha tutuklayarak mahkemeye çıkardı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoyla saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner'in şikayeti üzerine açılan polis soruşturması devam ediyor. Polis olayla bağlantılı olduğunu düşündüğü Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğuk Bulak'ı tutuklayarak mahkemeye çıkardı. Mahkeme zanlıların soruşturma maksadıyla 2 gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Birlik Başkanı'na Ali Özgöçmen getirildi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucu Birlik Başkanı Ali Özgöçmen oldu. Divan Başkanı Teslimi Akbaş tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda yönetim kuruluna Ali Bolat, Taylan Baltacı, Arkın Ali Fakiroğlu, Fatoş Avcıl, Özbek Uygur, Demet Erol, Ceyhun Akbulut, Tezcan Alodalı, Abdurrahman Payaz, Mine Bahçeci, Buse Üreten, Beklem Öztuğ seçildi. Ayşe Aydın Doğmuş, Feride Erol Altınay, Elif İlkan ve Nebahat Dalsa yedek üyeler oldu. Denetim Kurulu Derviş Osum, Halil Tepe, Necla Tekin'den oluşurken yedek üyeli Pelin Buldu Kaygısız, Onur Kurulu üyeliklerine ise Dilek Sarpkaya Güder, Çiğdem Adataş Şeşen, Fatma Sevgili, Hayat Kalkan, Leyla Toklu Çağlayan ve Özlem Durmaz getirildi. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, Antalya'da deniz kaplumbağaları konusunda düzenlenen çalıştaya katıldı. Dernek yetkilileri Çalıştay'daki Kuzey Kıbrıs'taki deneyimlerini içeren önemli deniz kaplumbağa habitatlarının belirlenmesi ve korunması başlıklı bir sunum yaptı. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Antalya'da deniz kaplumbağaları konusunda düzenlenen çalıştaya katıldı. Dernekten verilen bilgiye göre Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su Ürünleri ve Eğitim Enstitüsü'nün ev sahipliğini yaptığı çalıştay, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, WWF Turkey ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ortaklığında Antalya Demre'de düzenlendi.
Türkiye'deki deniz kaplumbağası habitatlarının korunması için araştırmacıların bir araya gelerek bir yol haritası çizilmesi amacıyla düzenlenen ve dün başlayıp bugün sona erecek çalıştaya, bu alanlarda araştırmalar yapan Türkiye'deki çok sayıda araştırmacı katıldı. Çalıştay'da Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği'ni temsilen katılan Dr. Robin Snape, derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 yıldan bu yana önemli deniz habitatları üzerine yaptığı çalışmalarını yansıtan bir sunum yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin yaptığı en olumlu şeylerden birinin trol balıkçılığını erken zamanda yasaklamak olduğunu belirten Dr. Snape, kaplumbağaların ağlara takılmasının önüne geçebilmek için yeni yöntemler, daha iyi bir imar planı ve deniz koruma alanlarının kontrol edilmesi için devriye oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Hafta sonu Sabah Haber'e devam ediyoruz sayın seyirciler. Sırada ülkemiz gazetelerinin manşet haberleri var. Bugün ilk sırada Avrupa Gazetesi'ni görüyoruz. Avrupa Gazetesi'nin manşeti "Bizim ailevi meselemizdir" şeklinde atılmış. Bugün konuğu Başbakan Ersan Saner ve eşi Bahar Saner'in yaptığı açıklama bugün Avrupa'da manşete çekilmiş ve şu açıklamalarla yer alıyor bu haber. Skandal videodan sonra tek celsede boşandıkları haberi üzerine açıklama yapan Ersan Saner'in eşi Bahar Saner, "Böyle bir gündemimiz yok" dedi. "Bizim ailevi meselemizdir." Yüksek mahkeme yargıcı olan Bahar Saner, "Ben ve ailem bugüne kadar özel hayatımızda gündem yaratmayı tercih etmedik. Buna rağmen son günlerde özel hayatımızı ilgilendiren olaylarla gündeme taşındık. Bunun maksatlı yapıldığını düşünmek istemiyorum" diye yazdı. "Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir. Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir. Önemli vurgulamak isterim ki toplumumuzun bizim kişisel hayatımızdan çok daha ciddi sorunları vardır. Kaldı ki böyle bir gündemimiz yok" diyor. Yine bu konuyla ilgili Faiz Sucuoğlu, UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun bir açıklaması var. O da haberin devamında yer alıyor. "Şahsıma mal etmeye çalışıyorlar" şeklinde bir başlık da verilmiş. Sucuoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta, fikir düzeyinde yarışırım. Fatura şahsıma mal edilmeye çalışılıyor fakat kat'i suretle olayla ilgim yok" diyor Faiz Sucuoğlu. Hemen yanında yine Hasan Taçoy'un açıklaması var. "Ben olsam vekilliği bırakırdım" başlığıyla verilmiş bu açıklamada Taçoy. "Ben böyle bir suçlamayı içimde barındıramam. Böyle bir şey olsa ben vekilliği bile bırakır evime giderim, bize uymaz. Siyaset kurumunda belden aşağı bir yere gelmek mümkün değildir" diyor Hasan Taçoy yaptığı açıklamalarda. Evet, Avrupa Gazetesi'nin manşet haberi bu şekilde. Geçelim Kıbrıs Gazetesi'ne. Kıbrıs'ın bugünkü manşeti: her 10 kadından 6'sı psikolojik şiddet mağduru. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin şiddete karşı yan yana projesi kapsamında yapılan anket sonuçları kadına karşı şiddetin ciddi boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor. Ankete göre kadına karşı fiziksel şiddet %40, psikolojik şiddet ise %60 oranında denmiş bugün Kıbrıs'ın manşetinde. Ürkütücü tablo alt başlığıyla devam ediyor haber. Anketin sonuçlarına yer veriliyor sayın seyirciler. 1000 kişiyle yapılan ankete göre kadınların %60'ı, yani her 10 kadından 6'sı psikolojik şiddete, %40'ı bir başka ifadeyle her 10 kadından 4'ü fiziksel şiddete uğruyor. Anket verilerine göre her 4 kadından, sayıyı göremiyorum, 4 kadından biri evet cinsel şiddete, biri de ekonomik şiddete maruz kalırken her 10 kadından ikisi ise ateşli veya kesici bir aletle tehdit ediliyor denmiş. Haberin detaylarında sayın seyirciler, bu haberi biraz daha dikkatinize getirmek istiyorum. İnsan bazlı eğitim önemli diyor yapılan çalışmanın sonunda yapılan açıklamada. Lefkoşa Türk Belediyesi şiddete karşı yan yana projesi halkla ilişkiler sorumlusu Ayşe Kişmir, "Aile içi ve okullardaki eğitimin kadına şiddetin önüne geçmek için büyük önem taşıdığına dikkat çekti." Kişmir, "Cinsiyete dayalı eğitim olduğu müddetçe şiddet her daim olacak. Toplumun ihtiyacı olan insan bazlı eğitimdir" dedi. "Erkeğe güçlü olma, kadına ise erkeğin her zaman bir adım gerisinde olma rolünün yakıştırıldığına" işaret eden Kişmir,
kurtarıcı telefonların Alo 183 şiddet ihbarı ve Alo 155 polis olduğunu söyledi deniyor bugünkü Kıbrıs gazetesinin manşet haberinde sayın seyirciler. Sür manşete dönüyoruz. Skandal video olayında tutuklu sayısı artıyor denmiş Kıbrıs gazetesinin sür manşetinde. Eski özel kalem müdürünün teşviki var iddiası. Başbakan Ersan Saner'in skandal video olayıyla ilgili yaptığı şikayet üzerine başlatılan polis soruşturması sürüyor. Polis videoyu kaydeden NPG isimli kadının görüntüyü kaydettiğini ve sildiğini itiraf ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun bakanlığı dönemindeki özel kalem müdürü M.Ö. ve telefoncu C.S. de dün tutuklandı. Polis konu video görüntülerinin M.Ö.'nün teşvikiyle C.K. ve G.S.'nin yardımıyla C.S.'nin iş yerinde henüz tespit edilemeyen bir yöntemle geri getirildiğini söyledi deniyor Kıbrıs gazetesinin sür manşet haberinde. Faiz Sucuoğlu ise UBP milletvekili Sucuoğlu ise adımızı kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz diyor yaptığı açıklamada. Sucuoğlu son günlerde yaşanan üzücü olaylarla ilgili parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta fikirler düzeyinde yarışırım. Siyaset dışında özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir açıklaması yaptı. Logo yanında gördüğümüz bir haber, marketlerde dolu tüp gaz kalmadı. Bir vatandaşın sırtında tüp taşırken ki bir fotoğrafıyla verilen, logo yanından verilen başlığı görüyoruz. Marketlerde dolu tüp gaz kalmadı. Tüp gazın pahalı olacağı sinyalleri üzerine vatandaşlar marketlere koştu. Talep fazla olunca birçok markette dün tüp gaz yok sattı. Tüp gaz tedarikçileri hafta sonu kapalı olduklarından bayilere dağıtımın pazartesi günü yapılacağını, bir sorun olmadığını söyledi. Sayfanın alt kısmında Girne Antik Liman'dan bir fotoğraf görüyoruz sayın seyirciler. Başlıksa Girne Antik Liman kaderine terk edildi. Ülke turizminin en önemli tanıtım yüzlerinden biri olan ve dünyada en çok bilinen mekanlarımızın başında gelen tarihi Girne Antik Liman'ın bakımsızlığı yürekleri burkuyor denmiş. Daha fazla bir şey yazılmamış, konu fotoğrafla İlk sayfaya taşınmış sayın seyirciler ve fotoğrafta çok güzel durumu anlatmış, kaderine terk edildi başlığıyla verilen haberde. Ve yeni düzen. Video skandalı parti içine döndü manşetini görüyoruz. Yeni Düzen gazetesinde Başbakan Ersan Saner'in özel görüntülerinin yer aldığı ve yasa dışı olarak kaydedilen skandal video ile ilgili süreçte gözler Ulusal Birlik Partisi içine yöneldi. Başbakan Saner'in yeraltı dünyasıyla işbirliği yapıldığına dair saptamalar var sözlerini kullandığı ve mafya siyaset ilişkinin sorgulandığı bir süreçte video skandalıyla ilgili ibre bir anda UBP kurultayı hesaplaşması üzerine çevrildi diyor Yeni Düzen gazetesi manşet haberinde. Yine Faiz Sucuoğlu'nun açıklaması var, UBP milletvekili, hemen o da haberle ilintili olarak verilmiş. Şahsıma mal etmeye çalışıyorlar. Halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durumun içinde olmam söz konusu değil diyor Faiz Sucuoğlu da yaptığı açıklamada. Bir özel haber tanıtımı var. İlk sayfada öğrenci bütçesine göre ev yok, öğrencinin yüksek kira derdi şeklinde detayların iç sayfada olduğuna dikkat çekilmiş. Spot başlıklar. Yine UBP Başkan Adayı Hasan Taçoy üzerime almam dedi ve ekledi. Böyle bir şey varsa siyaseti bırakıp evime gitmeyi çok iyi beceririm diyor yaptığı açıklamada Hasan Taçoy. Hemen yanında Başkan Adayı Töre. Başbakanın tüm adayların bu işin içinde yer aldığını nitelendirmesini kabul etmem diyor. Başka bir başkan adayı olarak Zorlu Töre'de. Yine onunla ilgili bir başka haber. İki yeni tutuklu daha ve itiraflar var şeklinde. Diğer gazetelerden size aktarmıştık bu itirafla ilgili de. Hemen yanında Başbakan'ın eşinin açıklaması, Bahar Saner'den ailesine saygı çağrısı. Eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir diyor Bahar Saner de yaptığı açıklamada. Geçelim Diyalog gazetesine. Cep kayıtları inceleniyor. Skandal video konusunda Başbakan Saner'in şikayeti üzerine dün de iki kişi tutuklandı. Cep kayıtları inceleniyor.
silinen kayıtları geri getirme iddiası. Başbakan Ersan Saner'in polise yapmış olduğu şikayet üzerine skandal video paylaşımıyla ilgili dün iki kişi daha tutuklandı. Tutuklananlardan biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürü olan Muhittin Özsağlam. Özsağlam video kaydı yapmakla suçlanan Pınar Gökmen'in telefonunda silinen görüntünün geri getirilmesine yardımcı olan Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa'yı teşvik ettiği iddiasıyla tutuklandı denmiş gazetenin haberinde. Ve böylece tutuklu sayısı da 5'e ulaşmış oluyor. Yine diğer gazeteler gibi Diyalog gazetesi de Başbakan Saner'in eşi Bahar Saner'in yaptığı açıklamaları ilk sayfadan veriyor. Bir fotoğrafla birlikte boşanmaları iddiası üzerine böyle bir gündem yok şeklinde yaptığı açıklama ilk sayfadan verilmiş. Konuyla ilgili yine adaylardan, UBP genel başkan adaylarından UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun yaptığı açıklama, rakiplerimle siyasi boyutta yarışırım, farklı bir şeye girmeyeceğini de ısrarla belirtiyor Faiz Sucuoğlu. İki tane de polisiye olay var sizlere aktaracağımız. Diyalog gazetesinden göğsüne sapladı. Girne'de Nijeryalılar arasında çıkan kavga sonucu bir kişi bıçakla yaralandı. Bir fotoğrafa yer veriliyor ve göğsüne sapladı bir bıçakla yaralama olayı Diyalog'da. İlk sayfada bir başka haberse akrabası olan küçük çocuğa evinde misafir olduğu esnada cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan enişte şikayet üzerine tutuklandı. Teyzesini ziyarete gitmişti başlığıyla da bu haber veriliyor sayın seyirciler. Ve geçelim Yeni Bakış gazetesine. Yeni Bakış'ın manşeti, ülkenin dingili koptu diyor Yeni Bakış gazetesi sayın seyirciler. Şöyle boyutunu ayarlayarak. Hükümet yok, meclis çalışmıyor, ekonomi çöktü, video fırtınası var, Türk lirası eriyor, işsizlik tavan, belirsizlik çok ve toplumun büyük bir bölümü bunalımda. Ülkenin dingili koptu Yeni Bakış'ın bugünkü manşeti. Birçok vatandaş böylesine bir kaosun yaşandığı dönemde Tatar'ın ülkede kalarak, gerekirse Bakanlar Kurulu'na başkanlık yaparak sorunlara çare üretmesi gerektiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı sanki de bu ülkede yaşamıyor ve ülkede ne olup bittiğini bilmiyor. Sürekli kaçıyor ve gittiği yerde de açıklamalarıyla ülkenin cennet olduğunu iddia ediyor, serzenişinde bulunuyor şeklinde Yeni Bakış'ın bugün ilk sayfa haberini görüyoruz. Şöyle devam ediyor haber, ülkede tek dert UBP kurultayıymış gibi bir hava var. Üstelik bu kurultay ülkedeki siyaset kurumunda kilitlenerek çalışmaz hale getirdi. Her gün eylemlerin yapıldığı, grevlerin yapıldığı, birçok insanın isyan ettiği bu günlerde siyaset kurumunu çalışamaz hale getiren UBP yetkililerinin umursamaz hali ise gözlerden kaçmıyor demiş Yeni Bakış gazetesi bugünkü manşette. Lütfen zam yapınız. Bir tüp gazla, bir ocakla verilen bir başlık. Yokluklar ülkesi haline gelen ülkemizde dün birçok vatandaş tüp gaz bulamadı. Lütfen zam yapınız şeklinde bir ironi yapıyor bugün Yeni Bakış gazetesi. Asgari ücret 44 günde %13.45 azaldı. Türk lirasının dövizler karşısında yüksek oranlı hızlı düşüşü başta asgari ücretler olmak üzere tüm halkın alım gücünü her geçen gün düşürüyor diyor yine Yeni Bakış gazetesi bugünkü manşetinde sayın seyirciler. Evet, sür manşete bakalım. Yeni Bakış'ın sür manşetinde atlamayalım. Videoyu kim ifşa etti diyor Yeni Bakış sür manşette. Başbakan Saner'in ortaya çıkan skandal videosuyla ilgili olarak tutuklamalar devam ediyor. Derinleştirilen soruşturma kapsamında önceki gece tutuklanan Muhittin Özsağlam'la Cüneyt Soğukbulak dün Mausa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı denmiş sayın seyirciler haberde. Evet, ülkemiz gazetelerinin manşetleri bu şekildeydi. Şimdi kısa bir ara, ardından Türkiye gazeteleriyle hafta sonu sabah habere devam edeceğiz.
Hafta sonu sabah habere devam ediyoruz sayın seyirciler. Sırada Türkiye gazetelerinin manşetleri var. Bugün ilk sırada Akşam gazetesini görüyoruz. Özür gibi 29 Ekim tasarısı demiş Akşam gazetesi bugünkü manşetinde. 29 Ekim 2019'da Ermeni tasarısını kabul eden ABD Kongresi'ne bu yıl 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş bayramının kutlanması için karar tasarısı sunuldu. Övgü dolu tasarı demiş Akşam bugün manşet haberde. Anadolu binlerce yıldır medeniyetlerin beşiğidir. ABD'nin kurucu babaları da mayasıyla hazırlanırken Türklere danır. Şu kısmı tekrar edeceğim. Anadolu binlerce yıldır medeniyetin beşiğidir diyor Akşam gazetesi yaptığı manşet haberde. ABD'nin kurucu babaları da anayasayı hazırlarken Türklere danıştılar. Türkiye doğu batısında arasında kritik bölgede NATO'nun ikinci ordusuna sahiptir diyor Akşam gazetesi. Teklifi Cohen verdi deniyor. Teklifi 29 Ekim 2019'da kongrede Ermeni tasarısına ilk kez evet diyen Demokrat temsilci Cohen verdi. Cohen bu kez Türkiye ABD'ye saygı duymuyor gibi diye siyasi bir gerekçe açıklamıştı şeklinde de bir haberin devamını görüyoruz. Tayyip dededen Hamza'ya hediye. Dünya ekonomisi bizi de etkiledi ama sorun geçici diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşam gazetesinde bu başlıklarla veriyor. Tayyip dededen Hamza'ya hediye şeklinde bir küçük çocuğa verdiği hediye yer alıyor Akşam'da ilk sayfada. İki lokma için cinayet. Babasının yemek yemediği gerekçesiyle yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif Azal Yılmaz hayatını kaybetti. Bu başlık da Akşam'da yine ilk sayfada. İngiltere'de kış tatili hediyesi Türkiye, Türk Hava Yolları'ndan özel uçuş gibi başlıklarda yine Akşam'da ilk sayfada yer alıyor sayın seyirciler. Geçiyoruz Türkiye'ye. Katil köpeklere kim dur diyecek diyor bir başlıkta. Hemen yanında ekonomik sıkıntı geçecek manşetini görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama. Erdoğan döviz ve fiyatlardaki artış üzerine endişeye kapılanlara bu mesajı verdi. Ekonomik sıkıntı geçecek mesajını verdi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Silah kuru sıkı değil gerçekmiş, dünyayı sarsan bir olaydı sayın seyirciler. Bu da Alec Baldwin'in film çekimlerinde sette görüntü yönetmenini öldürmesi. Silahtan haber şöyle yer alıyor. Sette görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin tuzağa düşülmüş olabilir. Silahtan çıkan mermilerin gerçek olduğu anlaşıldı. Silahı veren yardımcı yönetmen gerçek mermi olduğunu bilmiyordum diyerek kendini savundu deniyor buradaki haberde de. Sözcü gazetesi herkes suçlu, AKP sütten çıkmış ak kaşık diyor Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde. 19 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın zihniyetine göre herkes suçlu, AK Parti sütten çıkmış ak kaşık. Başta ekonomi olmak üzere her başarısızlığında önüne geleni suçlayan iktidara tepki yağıyor. İşte vatandaşın sosyal medyadaki kinayeli sözleri denmiş. Burada vatandaşların sosyal medyadan yaptığı eleştirilere yer verilmiş sayın seyirciler. Yetti gari gidin bari şeklinde yine Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un açıklaması yetti gari gidin bari şeklinde. Ucuz et izdihamı Mersin'de Tarsus Belediyesi halkın ucuza et alabilmesi için et market açtı. Dal gerildi vatandaş market ve kasaba oranla 15 lira daha ucuza satılan ete hücum etti. İzdiham oldu deniyor haberde. Caminin içinde protokol yolu kırmızı şeritler çekildi. Varaklı koltuk konuldu. Afyonkarahisar Hacı Mehmet Sayın Camii'ne düzenlenen hafızlık törenine katılan yetkililerin rahatı için her şey yapıldı denmiş buradaki haberde. Mecidiyeköy'de İmamoğlu sürprizi. İBP Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gece 11'de Mecidiyeköy'de dolaştı. Onu görenler şaşırdı diyor buradaki haberde. Yeni Şafak. Kandil'den ittifak talimatları işte HDP'ye gönderilen mektup demiş Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde sayın seyirciler. CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki devam eden ittifak görüşmelerine Kandil'de dahil oldu.
Kandil'deki PKK ile başları HDP'ye gönderdikleri mektupta kendileriyle açık ilişkiye girmeyen CHP ve İYİ Parti'ye biz olmasak kaybedersiniz mesajının açık şekilde verilmesini istiyor haberleri Yeni Şafak'ta yer alıyor. CHP kılınıza dokunamaz. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tehdit ettiği memur ve bürokratlara güvence verdi. Buradan milletin memuruna sesleniyorum. Sakın boyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz diyor yaptığı açıklamada. 10 elçi istenmeyen adam ilan edilecek. Türkiye'yi tanımıyorlarsa burayı terk edecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala'nın bırakılması için bildiri hazırlayan ABD Büyükelçisi öncülüğündeki 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıkladı. Suriye'nin resmi denmiş bir fotoğraf ve bir haber. Suriyeli Munzir İdlib'de bir pazar yerine düşen bombayla sağ bacağını kaybetti. Oğlu Mustafa ise hamileyken sinir gazı soluyan annesinin gördüğü bir tedavinin etkisiyle bazı uzuvları olmadan doğdu. Suriye'nin dramını özetleyen bu fotoğrafı çeken Mehmet Aslan, Siena Foto Awards'ta yılın fotoğrafı ödülünü aldı demiş Yeni Şafak gazetesi. Hürriyet, istenmeyen adam talimatı. 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı Hürriyet'in manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söyledi. Yemek yemeyen kızını yumrukla öldürdü. Başlık olarak verip geçelim bu üzücü haberi. Hemen yanındaki hem dolandırıldı hem haksız çıktı haberini görüyoruz. Ali Orak ünlü bir araç sitesinden 2017 model ve 52 bin kilometrede olduğu belirtilen aracı satın aldı. Sonra aracın kilometresinin düşürüldüğünü öğrendi. Orak'ın suç duyurusu üzerine savcılık tartışılacak bir karar verdi. Savcılık satın almadan önce kilometre sorgusu yapmadığı gerekçesiyle Orak'ı hatalı buldu. Şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi. Bedelliye 157 bin başvuru. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son 3 yılda bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 156 926 kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Başvuranların yaş ortalaması 24 oldu deniyor yine Hürriyet'in buradaki haberinde. Sabah 2023 CHP'ye zindan olacak diyor Sabah bugünkü manşetinde. Başkan Erdoğan Eskişehir'den önemli mesajlar verdi. Biz eserlerimizle konuşuyoruz millet. İnşallah 2023'ü CHP'ye zindan edecek diyor Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyada ilk onda olacağız diyor yine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada. Sen kimsin ki tehdit ediyorsun? Sen kimsin ki benim memurumu tehdit ediyorsun şeklinde yaptığı açıklamada yine ilk sayfada. Mossad kendi ajanlarını yalan makinesine bağladı. Gördüğümüz bir başka başlık. Casusluk operasyonundan çıkan şok gerçek. İsrail gizli servisi ajanlarını yalan makinesinde teste tabi tutuyor demiş Sabah gazetesi sayın seyirciler. Cumhuriyete geçelim. 10 elçi için persona non grata emri. Yoksullaştırdığı halka her gün yeni bir yük bindiren Erdoğan yine dış güçler kartına sarıldı. 10 elçi için persona non grata emri. Ülkeyi terk edecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Osman Kavala için çağrı yapan ve Türkiye'nin ihracatında ilk sıralarda yer alan 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Dışişlerinin 10 elçiye protestosunu yeterli görmeyen ve tabanına mesaj veren Erdoğan, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar. Anlamadıkları gün burayı terk edecekler diye konuştu. Çöken ekonomiye gerekçe şeklinde de devam ediyor Cumhuriyet'in haberi. Vahim hata, yaralı askerin taşınmasındaki ihmaller askeri hastaneleri gündeme getirdi. Teröristlerin ağır yaraladığı uzman çavuş Tortumlu'nun arkadaşlarınca taşınması, ambulans ve sağlık ekibi ihmalleri askeri hastanenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Eski GATA Bilim Konseyi üyesi Profesör Doğancı ve Türk Tabipler Birliği Sekreteri Profesör Bulut yaşananlara isyan etti deniyor konuyla ilgili haberde. Eserini seyretmiş Boğaziçi'li öğrenciler
Polis bizi döverken rektör camdan izledi diyor. Eserini seyretmiş başlığıyla da Cumhuriyet'e ilk sayfadan veriliyor sayın seyirciler. Milliyet. Marmara'ya anti-aging demiş Milliyet gazetesi. Marmara'nın müsilaj belasından kurtarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda soğuk atmosferik plazma yöntemiyle denize reaktif oksijen aşısı önerildi. Marmara'ya anti-aging manşetiyle de bu haber Milliyet'te ilk sayfadan veriliyor. On büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek. Moda'da nostalji, boğaz balıkçılığa kapatılsın. Yine Milliyet'teki ilk sayfa haberlerinden. Evet, Milliyet gazetesiyle de Türkiye gazetelerini tamamlamış olduk sayın seyirciler. Böylece hafta sonu sabah haberinde sonuna geldik. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz sayın seyirciler. Hafta sonu sabah haberi burada tamamlıyoruz. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle nispeten ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan orta kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 28, Girne'de 27, Alevkayası'nda 23, Güzelyurt'ta ve Gazi Mausa'da 26, Lefke'de 25 ve Yeni Erenköy'de 24 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 13, Girne'de 18, Alevkayası'nda 12, Güzelyurt'ta 11, Gazi Mausa'da 15, Lefke'de 19 ve Yeni Erenköy'de 18 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 27, Girne'de 26, Alevkayası'nda 22, Güzelyurt'ta 27, Gazi Mausa'da 26, Lefke'de 24 ve Yeni Erenköy'de 25 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık az bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Bugün orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu orta olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Bayrak Radyo